Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatlı Müslüman doğanlar, halkımızın içinde şeyle gururumlar köpeş diyez. Bir tova gelip doğru görünüşte İslam'a amel edip başlasa, hususanem yaşlardan kıyziyada oğlan tapavudu yok, namaza başlasa, dinler oğlanlar sakal koyuversa, kıyıma geyse, doğan geyse, selle geyse, zinanlar hicaba geçse, Müslümançılığa göre giyinse, ya da dinler doğanlarımız araklı toylara gitmese, araklı saçakta oturmasa, Müslümanlara değişlip olmayan teze ilyalı bayramları bellemese, katlaşmasa, kevr kişiler bulur dini katı berip tutuyorlar. Bulur öte dinler. Bulur özünü katı dine veriptir. Katı ütkaptır. Bulur katı ütköşük diyen gururlar ediyorlar. Ya da yaşlardan İslam'a doğru görünüşte amel edip başlasalar kevirleri yaş başına neyime gerek? 40'tan sonra namaza başlarsın diyorlar. 40'tan sonra namaza başlayanlara da etçeğine deyip innen muallaf rapıyor diyorlar. Zenanlar hicaba geçse, giyin koynak giyse, Türk bolcuk bolyar, Arap bolcuk bolyar deyip gurrun ediyorlar. Ama yarım yalanaç gezip yoranlara Müslümançılıktan çıkken, Türkmençılıktan çıkken, edep hayadan çıkken, sen kim bolcuk bolyan diyen yok. Ama İslam'a göre yapık, giyin, hicaplı, giyinseler arkasından bir sürü gep kurum oluyor. Kavirler varsa Müslüman doğanlar bu gep kurumların yanı bilen attık ya. Bunlar vahabi, bunlar vahabi solup dur deyip, şey deyip durlu atlar dakiyalar. Bu gep kurumların neticesinde Müslüman doğanlar ne mi oluyor? Bu gep kurumların neticesinde İslam'a doğru amel edecek olup veren Müslümanlara hususan yaşlara basış oluyor. Kevr denen maşkalalar şu geplerden çekinip örtünmeniyorlar. Sakal koyuvermek ulu kıyınçılık bollu. Eğer şu gepler Müslüman olmayan yurtta Müslüman olmayan halkın arasında olsa gengdel. Ama kıynanlar yan yeri Müslüman yurtta özüne Müslüman diyen adına iman sözünü götürüp yorun halkın içinde bol yaşıyor adaylar. Kavr doğunlarımız, uyalarımız sonraya şu yağdayda ne hilek bulmalı, ne emetmeli, şol adamlara ne hil düşünürmeli. Hususanım zinan doğanlarımız diye hicabı çıkarasımız gelen yok. Ama bir taraftanım bu gep kurumlar boluya diyeler. Şimdi Müslüman doğanlar asıl fikirlenmeli yeri aslı Müslüman olun, İslam'a hizmet eden, Türk iman olun, büyük halkın nesli, oğulları ne edip Müslümançılığı yadırgayan, gen koruyan yağdaya geldi. Şun fikirlenmeli. Müslümançılıktan bu derece uzaklaşmaklığımıza neyme sebep oldu? Neyim için biz bu yağdaya geldik? Neyim için bay İslam tarihi olun, tarihte ulu alim, ulema yetiştiren, İslam nurunu dünya yaradan, aslı Müslüman halkın içinde bu hile gep kurumlar oluyor. Ne edip yüzüne çenini pırıncık, yaşmak bilen yapıp yoran Türkmenlerimizin içinde hicap, İslam'a göre giyinmek gen görülen bollu. Te komünistler basıvalyanca atavavası, hani, begi, yigitleri, kara sakalı biten erkeklerin ehlisi sakallı olan Türkmenler sakallı yaşları gen görüyen bollu. Başka yağdaylarım şeyle.
ar namus ahlak yağdaylarımızdan şeyle. Dürüstlük, mertlik, karıdan aitmadılık, batırlık yağdaylarımızdan şeyle. Ne için? Biz de kov taraflarımız azalıp, ervet taraflarımız köpülüp dur. Hatta biz de Türkmençilikte yok zatlar. Asla bir Türkmen'e gelişmeyen zatlar bizim içimizde adeti zat bulup dur. Ne edip bizim içimizde İslam'a göre doğru görünüşte amel etmeklik gen görülen yağdaya geldi. Sebebi Müslüman doğunlar bu zatların sebebi sonki 100 yılın içinde bizim aramızda İslam ilimleri azaldı. Dini savatsızlık emele geldi. Yani İslami doğru dürüst öğrenip bilmedik. Bunun neticesinde Müslümançılığa göre doğru görünüşte amel etmekten uzaklaştık. Onun yanı ile Müslüman doğanlar dinine yok zatlar, bidatlar, İslam'a ters düşünceler, İslam'a ters inançlar, İslam'a ters yorulgular, Türkmençiliğimize sığmayan, gelişmeyen zatlar bizim aramıza yerleşti. Din, İslam, şeriat bizim içimizde deyip de Suriyalı kolk kaldı. Ama doğru Müslüman doğanlar, Türkmen'in İslam'a vefalılığına, Türkmen'in İslam'a olan sevgisinde şek şüphe yok. Allah Teala dedi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi diysen, her neyse günah edip yoranım olsa, Türkmen'in İslam'a, Kur'an'a, sünnete, sila hormatı uludur. Bunda şek şüphe yok Müslüman doğanlar. Ama İslam'a göre yaşap, amala gezek gelenine, ilma gezek gelenine, sonki yüzyılda Müslüman doğanlar biz dine iyilikkan gittik, dine iyide gittik. Bunun üstesine Müslüman doğanlar bizim yurdumuzu kafirler basıvalli. İlki Hristiyanlığa ayıracak olup yorun Rus patşası. Sonra olsa din düşmanı komünistler hakimiyeti ele geçirdiler. Yüz yıldan kovrak Türkmen'in erki öz eline bulmadı. Hükmedi Müslümanların eline bulmadı. Dinimize, tarihimize, milliliğimize düşman olan kafirler bize hükmetti. Şolun kulasında yaşadık. Elimizde bar olan Müslümançılığa da ateist komünistler tarafından savaş ilan edildi. Ve devlet derecesinde İslam'a, mescit, medrese, Kur'an'a, alimlere, İslam'a uğradıyan kişilere, milliliğimize, tarihimize karşı savaş alıp vardılar. 70 yıldan kovrak Türkmenlerin, Müslümanların yurdunu açıktan azan aydılmadı. Cumalar kılınmadı. İslam'ın şıgarları açıktan berca edilmedi. İslam'ı doğru eğermek ve İslam'ı yayratmak cinayet kabul edildi. Yüzlerce mescit yıkıldı. Yüzlerce kitaplar yakıldı. Nunlarca ahun mollani okudup bir çukura gömdüler. Bir toporunu zindanlarda çürettiler. Bir toporunu sürgün ettiler. Ateist, komünist, din düşmanlarının hakimiyeti aslında bir nesil ölüp bitti. Başka bir nesil olsa bunların terbiyesi bile yetişti. Müslüman doğanlar, komünistler, İslam'a değişli zatları yok etmek bilen çeklenmeyen kol aslında halkların beynilerini yumağa başladılar. Ne mi dediler? Din triyektir dediler. İslami ve Müslümanları karalayan, ahun mollan yigrenci edip korkuzayan kinolar çıkardılar, gazet jurnallar çıkardılar, hicap yakmak çarelerini geçiriyordular. Göğe zinanlara azatlık getiriyoruz deyip şöyle çareler geçiriyordular. Dinsizlik, ateizm, komünizm öğretilip, umumunda dinlere ve dinlerlere karşı neyme karalama işleri alıp bariyadılar.
ve ünsürün Müslümanların çağgalarına geçen asrın en ulu şeytanlarının biri olan komünist, ateist, kapır leyline baba didirdiler. Onun eginleşi kanhor Stalin'e olsa atec narodov, halkların atası didirdiler. Aslında Müslüman doğanlar fikirlerini görseniz, leyline baba demek bilen şeytana baba demek bir zat. Emma bir neslin kellesine şunu kuydular. Bular Müslüman doğanlar dine dine düşman değil. Fikir etmeyen komünist değilse dine dine düşmanlar deyip. Dine dine düşman değil. Eysem bizim Türkmençiliğimize, milliliğimize, tarihimize düşman olanlıklar için ne mi dediler? Biz siz gelip adem ettik. Sizin tarihiniz mi yok, aslınız mı yok, atavavalarınız mı bir savut, izahalak adamlar olup dur deyip, olur basmaçı olup dur deyip şeydi insanların kellesine koydular. Aslında ol basmaçı diyen adamları vatanının erkinliği için, azatlığı için, halkımız kolonizatörlerin kolasına geçmesin deyip koraşan mücahitlerdi. Bizim milliliğimize, tarihimize düşman olanlıklar için, öz başlıklığımıza, kararsızlığımıza düşman olanlıklar için, Türkmen'in kararsızlığı için görüşen her kişiyi yok ettiler, öldürdüler. Şunun için SSR vaktinde başımıza koyulan yol başlıların ağla ve böyle Türkmen değildi. Türkmen bölümünde de komünistleştirilen Türkmenler koyuyordular. Ve içimize başka milletler yerleştirdiler. Hususan hem SSR vaktinde ulu şehirleri alıp görseniz, tarihini kılıklansanız, ulu şehirlerin yarısı yalak ya da yarısından kovrağı başka milletlerdir. Orustur, Ermenidir, şuna benzeştir. Neyim için? Amık kılı sen yurdun elinden almak. Sen tarihini yok etmeli, dinini yok etmeli, milliliğini yok etmeli. Ertir gün yer yurt davasını etmesin deyip neyme sen elinden yurdu alar yalakka özüne yakın. Gayri halklardan getirip şotayının bir bütevüylüğünü bozmak için başka halkları getirip yerleştiriyordular. SSR kovdu, SSR kovdu diyenler tarihini bilmeye. Dine karnının doyununu fikir ediyorlar. Başka taraflarını fikir etmeyeler. O SSR'ın beren ziyanı, komünistlerin beren ziyanı asli ayrı bir gururun öz başına. Hatta vatanımızın toprak bütevüylüğünü böldüler. Bir toprağımızı Eyran'a koydular, arasıyım çekip bir toprağımızı Oğan'a koydular, şey deyip bilin toprağımızı içerini böldüler. Köçelerimizde Müslüman doğanlar, şöyle din düşmanlarının, komünistlerin başlıklarının adları dakilli, heykelleri dikilli, kıynansak da hazırım ateizmin, komünizmin başlığı leylinin heykeli dur. Karız, din imana, milliliğimize olan, tarihimize olan bu savaş Müslüman doğanlar bir yıl, iki yıl devam etmedi. 100 yıla yakın devam etti. Neticede komünistlerin terbiyesi bile yetişen, İslam'dan uzak, milli duygularını, kimliğini yitiren ve şolar gelip bizi adam etti deyip öz yurdunu basvalan basvalcini, kolonizatörü kovurup yorun, olur uup yorun, övüp yorun insanlar yetişti. Demek Müslüman doğanlar, içimizde İslam ilimlerinin azalmağı ve din düşmanlarının 100 yıldan kovrak bize hüküm etmeyi neticesinde Kur'an ve sünnet sayesinde hakika İslam'dan uzaklaştık. Öz Türkmençülüğümüzden uzaklaştık. Kâbir insanların düşüncesindeki İslam dini deyip de Suriyalık bol kalli. Yani Müslüman doğanlar nikah giymek, yasın düzgünlerini berca etmek, Hudaya yolu vermek, tuğir kallırmak, sünnet ettirmek, İslam şu zatlardan varat yalak bolup kalli. Haram halal unudulli. Sonra SSR yıkılından sonra Müslüman doğanlar oyunuşlar başladı. Meccitler açıldı. 30 yıl geçti.
Emma yeterli bolmadı, heni hem yeterli değil. Çünkü Müslüman doğanlar dünya meçhid korumak bilen İslam ona gitmeyer. İnne Müslüman doğanlar şu günkü yağdayımıza seyretsek, yani doğru Müslüman ne ahilek bolmalı, biz ne ahilek bolup yiyoruz, seyredip yiyorsak, deneştirip yiyorsak, misal için, Müslüman kişinin birinci bilmeli dağda tevhid. Kelime-i şehadet getirmek, imanın şartlarını bilmek. Bizde bir neçe adam kelimesini çevirip bilmeye, imanın şartını bilmeye. Kelimeyi çevirdiysen bilmeye. Yine bir misal, İslam bizim boynumuza ibadetleri farz ediptir. Her Müslüman kişi, her Müslüman, her gün 5 vaktine namaz kılmalı. Ayal, erkek, karı, yaş, tapavudu yok, vazifeli, vazifesiz. Her Müslüman günü 5 vaktine namaz kılmalı. Bizde kâbir kişiler Müslüman doğanlar namaz 40'tan sonra okumalı ya da namazı mollu okumalı mukadiyeler. Bu ömür özüne Müslüman deyip manglayı secdeye varmadık. Meccide namaza barıp görmedik insanlar var. Bir ömür yaşayıp, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl yaşayıp, intak manglayın secdeye koyup görmendir. Kıblasını sorasan kıblasını bilmeye. Hatta yöne keci misal Müslüman doğanlar, teyaret almak ve gusül almak bilmeye. Özüne Müslüman diye. İyini kapa gezipiyor. İslam'a göre Müslüman kişi Ramazan ayını ağız beklemeli. Müslüman bayiler yılla bir gezek zekadını vermeli. Ama kâvır kişiler şu amalları her Müslüman değerle kâvır muğulluların etmel amal deyip düşünüyorlar. Kur'an-ı Kerim bu arada da yanlış düşüncelerimiz var Müslüman doğanlar. Kur'an-ı Kerim yâsı okuyan kitap, ölüleri okuyan kitap yâlı kabul ediliyor. Başka vakit olsa, eğer ölülerine bahar olsa Kur'an-ı Kerim ol yok olarak da el yetmeyecek yerde koyup tozunlap duruyor. Okumak anırda dursun her kim elle girmek bulmaya deyip kabul ediyor kâbir kişiler. Aslına olsa Kur'an neyme Müslüman doğanlar? Kur'an-ı Kerim dirilerin okap, öğrenip amel etmekler için uğradırlı. Kur'an-ı Kerim bizim neymemiz? Yol vurkızcıyımız. Doğru yaşayışı öğrediyen kitap Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın mukaddes kitabı. Bizim baş kanunumuz. Ama biz dediğimiz ölüle yağsı okul başka vaktim yankı değişim yalakı o tekçede tozunlap duruyan yalak kol kalıptır. Allah-u Teala bize kâbir zatları haram ediptir. Bizim içimizde ol haram zatlar adeti zat yalı görülüyor. İslam'a göre zinan maşkalı iki eli ve yüzünden başka ehli yeri örtülüğü olmalı. Tutuş boynu siyretini örtüp durun. Giyin görünüşte giyinilgi olmalı. İki eli ve yüzünden kalan yeri yapık olmalı. Saçının yekece tarım görmeliler. Başka bedeninin kalan yerlerinin dırnağın ucu yalak yerim açık olmalı değil. Ama biz zina ahilek Müslüman doğunlar. Yarım yalan açı giyinmekte yarış yani yalak kabirleri. Başka bir misal, İslam'a göre zinan erkek karım katım bolmalı değil. İslam'a göre zinan erkek birbirine ne mehrem bolun. Zinan erkekler karım katım bolmalı değil. Mehrem ne mehrem arasında araçaklar bolmalı. Bizde toy duruşmalarında karım katım bol büküşüp bile tans ediyorlar. Yani tezadat tapıyorlar gelin. Zorlar ulan mereka bunu tans edip veriyor toyununa. Hani Müslümançılık? Hani Türkmen'in ağır namısı? 5 manat artık kazanlık deyip Müslümançılıktan, Türkmençılıktan çıkmalı değil. Allah-u Teala Müslüman doğanlar haram eden zatlarının yanını durmak olmaya. Özün şunu etmek değil, şöyle haram zatın yanını durmak olmaya. Arak bari yerde Müslüman doğanlar oturmak haram. Bize ne ahilek? Araksız toy geçmeye. Kurulaşsakın biz Müslüman, biz Selçuklar, biz Osmanlılar, hala anrayımız, biz tarihimiz var.
Yo olar badi. Sen şuun kuunla sen kim? Olon iyen nakar sen karnın doyurmaya atavavan iyen nakar sen karnın doyurmaya şey alakka olon ağır namuslu olmaklığı, din imanlı olmaklığı olur şuyun. Olon amalından sana peyda yok kıyamet gününü. O olur biz tarihimiz öğrenmeli, görülle almalı, o taraflarını özümüze nusra edinmeli. Yönü yönü övünüp görmek hiç peydası yok. Sen kim şuun kuunla? İslam'a göre para ver para almak bulmaya, arada durmak bulmaya. Bizde para almak adeti kazanç hesap ediliyor. Para almayan yerine işlemeyeler. Kurulasın mı biz Müslüman? Başka bir misal, İslam'da Müslüman erkek sakal boyu vermeli. Bizde sakal dine karra adamlar koyu vermeli deyip kabul ediyorlar. Hatta müftü moğolla deyip imam deyip buranın yalpallap yor sakalı yok. O yaş oğlunla sakalı koyu veraysa dakılmadık at kalını onu vahabi deyip ya burada at deyip. İslam'a göre Allah Teala erkeği yaradığında zinanın tapavuklukta sakal edip yaradıptır. Şunu sıyırmak bulmaya. Sakal bitenin koyu vermeli. Kaşın firmak bulmayı şey alak, sakalının firmak bulmaya. Ama biz de yankı değişimiz yalak, ulu mesele bulup dur şu sakal meselesi. Yine Müslüman doğanlar, şu yağdayda gezip gören köp kişiler var, özlerinin şu bulup görüşlerini Müslümançılık mı kadip fikir ediyorlar. Ondan sonra şey deyip, İslam'ın buyruklarına soğuk salağa karab, amalsız gidip yoran kişiler kaçanla İslam'da buyuruluşu yali amel ediyen amel edecek bolyan Müslümanlar dinlerler görseler neyine diyeler? Dini katı berk tut ya öte geç ya kellesini katı dine berktir diyeler. Aslında olsa dine katı dine katı özünü beriyer dini katı tutuyor diyenleri dini katı tutmak değil. Müslümançılığın özü şol. İslam'a göre her Müslümanın etmeli amalı şol. İslam Müslümanlığına tutuş bizim yaşayışımızı öz içine alıyor. İslam'ın bir tarafını alıp bir tarafını koyup halanına amal edip nefsine ağır geleneni amal etmen yorun bolsan İslam'a değil, öz nefsine, hay huvasına kulluk ettin mi Allah Teala ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in tavşıran ve buyuran zatlarını, haramını, halalını, özünü yol görközcü edinmeyen bolsan, o zatları bırgıra koyup öz isteyişin yalakka yaşayan bolsan, onları arkana atıp öz hay huvasını ve şeytanın vasvasalarını özünü yol görközcü edinmeyen oluyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresinin 43. ayetinde öz nefsini, hay huvasını huday edinenleri, ilah edinenlerden haber veriyor. Eroyte men ittehaza ilahahu hava öz nefsini, hay huvasını, islerlerini, ilah huday edineni görmedin mi diye. Yani ol kişiler nefsine, hay huvasına göre yaşayalar. Halala harama göre, İslam'a göre değil, hakikate göre değil. Başka yerde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 208. ayetinde İslam'ı doğru ve doğru eğermekle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu dhulu fissilmi kâffe ve la tettebi'u hutuvati şeytan İnnehu lekum aduvun mubin. Ey iman edenler, ey Allah inanım diyenler, Peygamber'e inanım diyenler, özüne biz Müslüman deyip gezip görenler, İslam'ı doğruluğuna girin ve şeytanın izine eğermen, şeytanın izine düşmen, hakikatten ol siz için açık düşmandır diye Allah Teala. Demek Müslümanlar onlar
aslında mesele dini katı tutanlar bilen katı tutmayanların gururunu değil eken. Bir tarafta İslam'ı doğru bilmeyenlik için İslam'a amel etmeyen, ibadetlerini berca etmeyen, yarım yalta amel edip ya da soğuk salağa karab ehmiyet vermen gezip veren Müslüman doğumlarımız var. Başka tarafta olsa başarının İslam'ın buyruklarını doğru berca etmeye çalışan Müslüman doğumlarımız var. Onsan şol birinciler, ikincileri görenle öz bolup görüşlerini Müslümançılık deyip gezip görenler var. Yarım yalta amel edip ya da hiç amel etmen, ehmiyet vermen. Ol doğru amel etmeye çalışanları görüyor ya ne diye bunlar katı dinler diye. Asliyetinde katı dinlerlik değil. Her bir Müslümanın ayal erkek ulu kişi etmeli amelleri şol. Adeti bir Müslümanın ameli ol. Ne Müslümanlık onlar tapavut şunla. Şimdi şu hili gep burunlara duçar olayan Müslüman doğunlarımız ne emetmeli ne ahilek bulmalı. Birincisi Müslüman doğunlar dedik asliyetinde şu yağdaya gelmemizin sebebi ne emedi? Din ilminin içimizde azalmanın neticesinde oluyor. İlmin azalmanın neticesinde oluyor. Demek birinci etmeli işimiz Müslüman doğunlar dinimizi Kur'an ve sünnet esasında Ehl-i sünnet akidesi esasında öğrenmeye devam etmeli. Başarsan özünü akidesi kuvvi, ustaz tapıp şundan ders almalı. Başarmasan peydalı kitaplar tapıp şolar okumalı, peydalı vaazlar dinlemeli. Dama dama köl olur diye Türkmen. Öğrenivermeli başladın. Sallançaktan kavre çenli Müslüman ilim öğrenmeli. Demek ne demekken? Birinci etmeli işimiz Müslüman doğanlar dinimizi öğrenmeli. Kur'an ve sünnet esasını, delilleri bilen, o hikayelerle, mışmışlarla, bidgatlarla o hile İslam olmaya. O birinin o toslap tapan zadı bilen o hile İslam olmaya. Kur'an ve sünnet esasını, ehl-i sünnet akidesi esasını, dört mezhebimizin koyun yolu yorulgesi esasını, din ilmini öğrenmeli, öğrenmeye devam etmeli. Bu birincisi. İkincisi Müslüman doğanlar şol öğrenen ilmimizi başarımızdan amel etmeye çalışmalı. Çünkü amel ilmin meyvesi. İlim öğrenmekten maksat amel etmek. Yani bilip koymak olsa o kıyamet günü sana karşı delil olacak o bilen zatlarımız. Eğer amel etmesek. Şunun için ikincisi ne Müslüman doğanlar? Öğrenen ilmimizi başarımızdan amel etmeli. Üçüncü etmeli işimiz Müslüman doğanlar, ilim öğrendik, öğrenmekle devam edeceğiz. İkincisi, şöyle öğrenen zatlarımıza amel etmeye dırcaşmalı. Üçüncüsü ne ama? Ana şöyle amel eden zatlarımızı, öğrenen zatlarımızı, bilmeyen doğanlarımızı yetirmeli. Davet etmeli. Parzları, sünnetleri, tevhid, iman, imanın esasları şunu bilmeyen doğanlarımıza yetirmeli. Elbette davet etmekten öz usulü var. Davet etmek demek bilen adam gidip adamları yerli yersiz usulünü bilip bilmeyen aydıp yüreğine düşüp takıl okumak değil Müslüman doğanlar. Her adamın öz usulü var. Her adamın öz yolu var. İman bilmeyen adama imana uğradıp başlamalı. Namaz bilmeyen adama namaza uğradıp başlamalı. Şu zatları bilivem kavuşukluk korkuyan adama ona başka hile uğratmalı. Demek ne demekken? Davet etmeli. Bilen zatlarımız başkalarına yetirmeli, paylaşmalı, yakınlarımızdan başlamalı. Ve şun öz yoluna göre, usulüne göre etmeli. Ondan sonra Müslüman doğanlar dördüncü bizim boynumuza düşen zat hak yolla sabır etmeli. Hak yolla olsan adam da karlar, töhme de matarlar, eziyeten berip bilerler. Fikirlen korun Müslüman ne onlar? Şeytan bir Müslümanın hak yola gelip, oyunup, özüne gelip, dinine yapışıp, arasa yaşap. Sonra başka kişilerin şol hak yola gelmekliğine, cennetin yoluna girmekliğine razı olur mu şeytan?
şeytan ve şeytanın azdıran adamları ona hiç asan razı bulmaya. Sonun için hak yolla bulan kişilere hükman şeytan öz azdıran kişilerinin üstüyle hücum ediyor. Ad taktırıya, haka bulan huvasını kemelçek buluyor. Ve şuna mengdeş durulu yollarla neyme? Hücum ediliyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ömrüne seyretsek, İslam'ın gelip boyayla işine seyretsek, onun önüm ehli peygamberlere ad takılıptır, tuhmet atılıptır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de ad takıllı, tuhmet atıllı. Caduvay dediler. Ama mecnun dediler. Adamların kellesini yutkıdıya dediler. Maşkalaları yıkıya dediler. Oğlu atasından, ayağını eğerinden ayırıya. Aramızı böyle deyip aittiler. Değilmedik zat kalmadı. Ondan sonra Peygamberimizin özünü ziyan verecek bollular. Urdular, sövdüler, öldürecek bollular. Zehirlecek bollular. Şunun hemmesi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in başına geldi. Çünkü yani şeytan rahat durmaya. Hak yollaki adamlara öz azdıran kişilerinin üstü bile hücuma geçiriyor şunları. Demek Müslüman doğanlar ne ama? Ölme uğranmalı, amel etmeli, yayır etmeli ve hak yolla sabır etmeli. Ol bir yeri gelip sana bir zat diyeni bilen ütkömel değil. Ol ağat taksın, kellesini katı dine beriye deysin. Ova bunlar Arap olacak kol ya, bunlar Türk olacak kol ya. Hususanem zinan doğanlarımıza kendi şunlar zatlar diyeler. Beydivem giyinmek bor mu? Şuna mengdeş bir yürek ağırtıcı sözler diyeler. Beydip sen örtünüp börsen seni hiç kim gelin edip almaz. Şuna mengdeş, şuna mengdeş yürek ağırtıcı sözler diyeler. Vahabiyiz, neyme, şuna mengdeş tatlar diyeler. Koy deysinler Müslüman doğun. Neyme deyse şunu deysin. Biz Allah-u Teala'nın razılığına uğrayıp olmalı. O zatlara da ıns vermen sabırlı olmalı. Elbette o hilek kurran ediyen kişilere karşı biz özleri alak olmalı değil. Biz yine de ahlakımızı bozman, hikmet bilen, yumuşakluk bilen, o doğunlarımıza da merhamet gözü bile seyredip şol hakkı yitirecek olmalı şolara. Şu bizim Müslümançılığımız şul, atavalarımız bizim şeyle olup dur. Bizim Türkmençülüğümüz şul. Ama o yarım yalan açık edip görmek, içip görmek, yaşama benzeş saatler edip görmek bizim dinimize de sığmaya, Türkmençülüğümüze de gelişmeye, aslımıza kayıtmalıyıp düşündürmeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tabarani'nin Mucem-ül Kebir'inde Abdullah bin Ahmet Musnet'te rivayet eden hadisinde diye bedel İslam gariban thumma yaudu gariban kema bedaa fatuba lil ghuraba qila ya Rasulullah men il ghuraba qala allazina yuslihuna idha fasada an-nas. Peygamberimiz diye İslam gen yat görülen halette başladı. Yine şeyle olacaktır. Kurabalara yat gen görülenlere tuba boşluk olsun. Onu soradılar sahabeler. Ya Resulallah, kurabalar kim? Onu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aitti. İnsanlar bozulunu düzüldüyenlerdir dedi. İnsanlar bir taraftan bozulup var ya, bunlar öğütlerini düzüldüp hakkı yolla bozulanlardır dedi. Bu hadisin Tirmizi'de gelen başka rivayetinde اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ بَعْدِ مِنْ سُنَّتِي. Kurabalar insanların benim sünnetimden bozan zatlarını düzüldüyenlerdir dedi. Hem benizin bilişini diyelim Müslüman doğanlar, İslam dini Mekke'de yayılıp başladı. Müslümanlar katı azdı. Karşı çıkanlar köptü. Ve İslam gen ve yat görülüyordu. Yine şeyle yağdaya gelir diye hadiste. Ana şol vakit insanların hak yollan uzaklaşan vakti tevhidden, bir Allah'a kulluktan, namazdan uzaklaşan vakti, halal haram tanımayan vakti, bir sürü adamların bidat çıkarıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini bozup duran vakitleri, hak yolla yürümeye çalışıp tevhidi, imanı öğrenip namaz kılıp, vaadetlerini berca edip, halalı harama dikkat edip,
Allah Teala kulluk edeyenlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buşluk bolsun diye. İnsanlar kim varsa da sünnetleri ihya edip, sünnetlere amel edip yaşayanlara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buşluk bolsun diye. Yine Müslüman doğanlar bilmeli zatlarımızın biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen hadisinde diye men iltemese rıza Allah'ı bi sehetin nas men iltemese rıza Allah'ı bi sehetin nas kefahu Allah'u mu'netun nas ve men iltemese rıza annasi bi sehetin la vekalahu Allah'u ilen nas. Kim de kim insanlar halamasa da Allah Teala'nın razılığına göre hareket etse Allah Teala onu insanların eziyetinden korar. Emma kim insanların gönlünü deyip Allah Teala'nın gazabına alsa Allah Teala onu insanlara tavşırır diye. Demek Müslüman doğanlar insanlar ne emediyse de ne derecede karşı çıksa da Müslüman kişi halka göre değil, hakka göre Kur'an'a ve sünnete göre yaşamalar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.